Michaud önündeki makineyi hayranlıkla Pierre'e gösterdi. İşte buna makine derler. Sonra her zamanki gibi politikadan söz ettiler. Pierre yine her zamanki gibi Viard'ı gördüklere çıkarıyordu. Michaud bir şey söylemeden onu dinliyordu. 30 yaşlarında iri yarı sağlam bir adamdı. Başında kasket vardı, gri gözleri alaycı bir pırıltıyla yanıyordu. Sigarası ağzında sönmüştü. Kısa kollu bir gömlek giymişti. Kollarına bir vapur demiri ve bir kalp dövülmüştü. Michaud askerliğini deniz ordusunda yapmıştı. Müthiş bir işçiydi. Yalnız konuşması çok sert ve zehirliydi. İnsan içine işlerdi. Çalıştığı fabrikada çevresindekilerden çok saygı görürdü ve biraz da çekinirlerdi ondan. Pierre onunla konuşurken insan kendisinden yaşça büyük birine karşı nasıl davranırsa öyle yapıyordu. Üstelik şimdi Michaud, Viard'ın son konuşması için ne düşünüyor, bunu öğrenmek istiyordu. O sabırsızlanıyor, Michaud susuyordu. Belki de prensiplerde anlaşmıyorsunuz Viard'la. Neden? Prensipler, halk cephesinin prensipleri. Zaten iş söz oyununa gelince kimse Viard'ın üstesinden gelemez. Yani ona güvenmiyorsunuz. Şimdi işin resmi yönü halk cephesi. Fakat açık konuşalım. Viard'a kol saatimi ya da cüzdanımı teslim ederim. Şu geliştiğimiz kavgayı teslim etmem. Sizi anlamıyorum. Michaud, şu makine ne sizin malınız ne bizim. Sen fabrikasının yani Dissör'ün malı. Biz de bomba uçakları için motor yaptığımıza göre savaş olsun diye çalışıyoruz demektir. Siz şu makine için öyle okşayıcı sözler buluyorsunuz ki insan şaşırıyor. Öbür yandan da ömrünü bizim savunduğumuz prensipler uğrunda tüketmiş bir adama düşman gözüyle bakıyorsunuz. Bu makine sadece Dissör'ün parası değil ki. Bu bir araçtır. Üstelik değerli bir araçtır. Bugün bizim malımız değil, belki yarın bizim olacak. İhtimam göstermek için yeterli değil mi? Bomba uçaklarına gelince onların da ne olacağı belli değil. Kime karşı savaşacaklar? Ne zaman ve nasıl? Oysa bir söz konusu olduğunda her şey kesinleşiyor. Şimdilik omuz omuza yürüyoruz. O kendi çıkarını yürütüyor, biz kendi çıkarımızı. Sonra onu ezip geçeceğiz ya da o bizi ezecek. Kim önce davranacak bilemiyorum. Yalnız açık olan bir şey var. Gerektiği anda biz onu duvara mıhlayamazsak o hepimizi kurşuna dizdirecek. Hem de nasıl? Oo, ben burada gevezelik ediyorum ama yapılacak işim de var. Pierre Agnes'e giderken bu konuşmayı bir bir gözünün önüne getiriyordu. Vakit akşamüstüydü. Her şeyin belirtilmeyecek bir nitelik kazandığı, aldatıcı oluverdiği bir vakitti. Gündüz gözüyle ihtiyar lekelerin örttüğü eski evler şimdi birer birer mavi tepe gibi görünüyorlardı. Yaşlılığın ve çilelerin çirkinleştirdiği anlamsız şekilde süslenmiş insan yüzleri bu vakitte güzelleşiyordu. Sanat sevimliliğini ve çekiciliğini dünyamıza bu vakitte ödünç veriyordu. Pierre için Michaud'un sözleri kahredici şekilde kuru sözlerdi. Ama belki de Michaud haklıydı. O zaman da her şey anlamını yitirecekti. Yapılan kavgada, kazanılacak zaferde değersiz olacaklardı. Pierre birden toparlandı. Michaud haksızdı. Buna karar vermek için Viard'ın hayatına bakmak yeterliydi. Legion de Honor bahşişini nasıl geri çevirmişti? Şövenler tarafından azgın bir kampanyaya kurban edilmek istenen o değil miydi? Böylesine bir davranışta soytarıcı bir danışıklı dönüşe yer yoktu. O adam buna razı olamazdı. Pierre Michaud diyor, onu aslında belki düz fakat görünüşte çok dolambaçlı düşünce tarzını anlamıyordu. Michaud'un düşüncesini dağda kayaya oyan bir su kaynağına benzetiyordu. Michaud zayıflığı ve ezikliği olmayan alaycı bir Parisli. Oysa Pierre bir Güneyliydi. Rousseau'nda üzüm bağlarının arasında doğmuştu. Babası Perpignan'da bir basım evinde sayfa bağlardı. İşi buydu. Perpignan'da ortalık o kadar beyaz ve ışık öylesine çiğ, toprak ve kıpkırmızı, deniz öylesine mavidir ki. Pierre gürültülü kahkahaları, birdenbire yapılan jestleri, gürültülü gözyaşlarını, Hugo'nun şiirlerini, sehpaya giderken bile ateşli konuşmalar yapan Jacobin'lerin anısını sever. Yani hayatın dış görünüşünü, elle tutulur yanını sever. Mavi bir ses bulutunun gerisinde bulvarın iki yanındaki kestane ağaçları seçiliyordu. Hafif hışırtılarla titreşiyorlardı rüzgarda. Pierre kendi kendine konuşuyordu. Yeneceğiz diyordu. Yeneceğiz çünkü insanlar mutluluğu özlüyor. Bir elin sıcaklığını, dostluğu, hayata güvenmenin tadını arıyorlar. Yıllarca önce yazdığı bir şiir geldi aklına. Rüzgar ve kavga. Hayatın bize gönderdiği esmer bir ekmek bu.
Agnes'i düşünmeye başladı. Nasıl karşılanacağını çok merak ediyordu. Pierre havalarda yaşayan bir adamdı. Bütün duygularını sözlerle şiirir, büyütüverirdi. Bu yüzden de kızın içe kapanıklığı, sessizliği karşısında eli böğründe kalıyordu. Pierre onsuz yaşamayacağını düşünüyordu. Kızı sevdiğini Lucien'e bile söylememişti. Bir türlü cesaret edip kendisine söyleyemiyordu. Sık sık yanına gidiyor, ona kitaplardan, toplantılardan, motorlardan söz ediyor. Okul üzerine çocuklar üzerine sorular soruyordu. Sonra nasıl oluyorsa oluyor, ikisi de birdenbire susuyorlardı. O zaman sadece pencerenin camını tıpatıp vuran yağmurun gürültüsü duyuluyordu. Bir gün Agnes'e Hunold Hamsun'un bir romanını anlatmıştı. O an birden cesaretimi sordu. ''Hiç aşık oldunuz mu?'' dedi. Gizli bir ümit besliyor. Kızın ''Şimdi evet'' diye cevap vermesini bekliyordu. Fakat Agnes yan çizmiş, somurtarak ''Eskiden bir aşığım vardı'' demişti. O günden beri Pierre'in içinde bir de kıskançlık duygusu tomurcuklanmaya başlamıştı. Sanıyordu ki Agnes'in durgunluğu, sessizliği, yalnızlığı hep onu tanımadığı adamın yüzündendir. Sokak fenerleri yanmaya başlamıştı. Pierre, Belleval sokağını geçti, kasap dükkanlarının vitrinlerinde mor ışıkların altında domuz kafaları görülüyordu. Onları kağıttan yapılmış güllerle süslemişlerdi. Bir sinemanın kapısı önündeki afişte genç bir kız denizcinin ellerini yakalamış bırakmıyor. Bir yandan da haddinden büyük gözyaşlarıyla ağlıyordu. Sokak üzerindeki bir düzine kahvede kadehler tatlı tatlı tokuşuyor. Bilardo masalarında şaşkın toplar gidip geliyordu. Bu vakitte sokak hep böyle yapmacıklı ve dokunaklı süsler içinde parıldıyordu. Yolun sağında solunda daracık, kanallar gibi koyu ve karanlık sokaklar vardı. Buralarda soğan, yağ ve silik kokuları birbirine karışıyordu. Araplar yazı tura oynuyor, yaşlı adamlar birbirlerine bağırışıyor. Kedilerin ve çocukların gürültüsü de bütün bunların üstüne toz biber ekiyordu. Şehrin en yüksel mahallelerinden biriydi Belleville. Sefalet burada her türlü romantizmden kurtulmuştu. Burada sefalet tekrar tekrar yamanmış elbiselerde, bir şeye benzemeyen soğan çorbasında, tekrar tekrar sayılan bozuk paralarda saltanat sürüyordu. Daha geçenlerde bu bahtsız sokaklardan birinde yeni bir bina yapıldı. Dükkan sahipleri ve memurlar için bir bina. Binanın dairelerini bağır bağır bağıran zevksiz ve çiğ renklerle boyayıp barok koltuklarla döşediler. Sefaletin lüksü yaratıldı böylece. Zengin evlerinde olduğu gibi binanın 7. ve son katı hizmetçi odalarıyla doluydu. Oysa küçük dükkancıların, küçük memurların kadınları yemeklerini kendileri yapıyorlar. En üst kattaki odalarda parasız ve kimsesiz insanlara kiralanıyor. Bu odalarda işsiz güçsüz bir veznedar, yaşlı bir masajcı kadın, bahtsız bir işportacı yaşıyorlar. Ve bir de Pierre'in gönül verdiği öğretmen kız Agnes Legendre yaşıyor. Dar bir yatak, üzerine sürüyle defter yığılmış bir masa, bir lavabo ve iki asır iskemle. Odanın bütün eşyası bunlardı. Duvarlar çıplaktı, ne fotoğraf ne gravür, hiçbir şey asılmamıştı. Bir etejerin üzerinde birkaç ders kitabı, bir sözlük, Flaubert'in Madame Bovary'si ve Lucien Michel'in biyografisi vardı. Tavan penceresinden ay görünüyordu, çevresi dumanlıydı, fon dekoru gibi duruyordu. Agnes güzel olmasına güzel değildi. Alnı çıkıntılı ve genişti. Gözleri gri ve miyoptu. Burnu kalkıktı. Elleri çalışan kadın elleriydi. Onda çalışkanlığın, fedakarlığın, saklı duyguların getirdiği bir sevimlilik yaşıyordu. Gülümsediği zaman yüzü değişiyor, güzelleşiyor, çocuksu oluveriyordu. Yaban meyvelerin sabah vakti korulukta yaşamanın tadını bilen ve aldatılması kolay bir genç kız kimliğine giriyordu. Agnes her zaman gülümsemezdi, neşeli olmadığı için değil, yüreğinde derin bir sessizlik taşıdığı için böyleydi. Alabildiğine çok sevinirse sonunda ağlardı. Pierre şimdiye kadar Agnes'i hiç böyle kederli görmemişti. Ona Lucien'in yaptığı konuşmayı anlattı, kız asık bir suratla cevap verdi. ''İğrenç'' dedi. ''Babasının ismini kullanıyorlar.'' Pierre itiraz etmek istedi. Lucien'in dürüstlüğünden, iki nesil arasındaki uçurumdan, propagandanın bazı şeyleri gerektirdiğinden dem vurdu. Agnes'i düşüncesinden vazgeçiremedi. Politika, alçaklık demek. Bu bir oyun, bir de erkeklerin öldüğü. Pierre kızın bir sanatçıya gönül vermiş olabileceğini düşündü. Karar verdi. O adamı soracaktı. Nasıl olsa günün birinde öğrenecekti.
En iyisi şimdi sormalı. Hani bir gün bir adamdan bahsetmiştiniz dedi. Sevdiğiniz adam kimdir? Bir şair mi? Hayır, boya tüccarı. Neden soruyorsunuz? Tam sırasını buldunuz siz de. Sanki yeterince dertli değilmişim gibi. Onu mu düşünüyorsunuz? Agnes cevap vermedi. Bütün miyoplar gibi yumuşak bakan gözleri birden sertleştiler. Hatta bir an için düşman kesildiler. Kuru ve soğuk bir sesle. Bugün okuldan çıkarıldığımı öğrendim. Görevime son vermişler. Görüyorsunuz, bu daha da tatsız bir şey. Sizi kovdular mı yani? Pierre isyan etti. Bu küçücük oda ona dar geliyordu şimdi. Sesini farkına varmadan öylesine yükseltmişti ki. Kim kovuyor sizi? Nasıl cesaret ettiler? Fakat imkansız, Agnes anlattı. Bakanlıktan emir gelmişti. Öğrencilerden birisinin babası bir boya tüccarı. Oğluna çok kötü bir kompozisyon ödevi yaptırıldığını, bunun bir skandal olduğunu bakanlığa şikayet etmişti. Alın, okuyun. Çocuk 8 yaşında. Pierre kağıdı aldı, yüksek sesle okudu. 6 tane küçük köpeğimiz vardı. Annem 5 tanesini boğdu. Hepsine yetecek kadar süt bulamazmışız. Öyle söyledi. Rönin'in yakında kız kardeşi olacakmış. Onların evinde süt yokmuş. Herhalde Rönin'in kız kardeşini de boğacaklar. Ben küçükken evimize çok süt vardı. Annem diyor ki, büyüyünce savaşta öldürürlermiş beni. Top oynamak ve tahta ata binmek çok hoşuma gidiyor. Çocuklara demiştim ki, nasıl yaşıyorsunuz? Anlatın. Gelen cevapların çoğu ilgi çekici. Hepsini gösteririm bir gün. Bakanlıktan gelen yazıda vatan aleyhtarı davranışlarım olduğunu yazmışlar. Bugün müfettiş yanına çağırdı. Öğretim şeklinizi değiştirin. Daha hafif bir ceza verilmesi için uğraşalım, dedi. Reddettim bunu. Bir de politika yapışımı doğru bulmuyordunuz. Ama bu politika değil ki. Hayatın ta kendisi. Politikayı sevmiyorum ben. Çünkü politikada her şey lastikli çektiğin tarafa uzuyor. İyi olanla kötü olanı ayırmak imkansızlaşıyor. Hep konuşuluyor oysa. Adamlar hep aynı. Şimdi ne yapacaksınız? Elimden dikiş geliyor. Atölyeye girip çalışacağım. Sonra yavaş sesle ekledi. Kötü olan şu, işimi seviyordum. Babam gibi. Küçüktüm. Şimdi hatırlıyorum da nasıl üzülmüştü adam. Renault fabrikasında çalışıyordu o zaman. İşçiler greve başlayalı çok olmuştu. Hepimiz açtık. Annem ağlayıp duruyordu. Babam cesaretini kaybetmedi. Saatini satmıştı. Bize sucuk getiriyordu. O sırada moda olan bir şarkıyı dilinden düşürmezdi. Şarkı senatör olan bir su aygırını anlatıyordu. Sonunda grevciler yenildiler. Babamı da yeniden işe almadılar. Elebaşıydı çünkü. O kış boyunca hep işsiz oturdu. Ya bir dikiş makinesi ya başka bir şey tamir ederek ekmeğimizi kazanıyordu. Ama sık sık atölyeye gidiyor. Para vermeyin. Tek bırakın da biraz çalışayım deyip durdu. Bize de dikiş makinesini kastederek bundan sıkılıyorum derdi. Bir sessizlik oldu. Alt katlardan birinde birisi piyanoda o sıralar herkesin mırıldandığı bir melodiyi "Her şey yolunda, Madame Le Marquis" isimli melodiyi tıngırdatıyordu. Pierre masanın yanında ayakta duruyor, masada açık duran bir öğrenci defterine bakıyordu. Çocuk oraya bütün insanların hayal ettiği bir şeyi, masmavi bir deniz çizmiş, denizin üstüne de bir yelkenli kondurmuştu. Pierre birden genç kızı elinden tuttu, Agnes. Aylardır bir türlü karar verememişti. Hep inandırmak, konuşmak gerektiğini düşünmüştü ama bugün birdenbire onu ismiyle çağırmıştı. Söyleyecek başka şey bulamamıştı. Agnes anlamıştı bunu. O da elini uzatıp Pierre'in elini tuttu. "Bilsen nasıl mutsuzdum," dedi Pierre. "Cesaretim yoktu söylemeye." "Ya ben, sen bana aldırmıyorsun sanıyordum. Öyle geliyordu. Hayatına tesadüfen girdiğimi, başka bir kadından başka kadınlardan bana yer kalmadığını düşünüyordum. Niçin beni ikide bir de arayıp yokladığını çözemiyordum ki?" Alt kattaki piyano çoktan susmuştu. Herkes uyuyordu. Issız sokaklarda derin bir sessizlik içindeydi. İnsanlar sinemalara gitmişler, ya gülmüşler ya ağlamışlar. Sonra yeniden evlerine dönmüşlerdi. Son otobüste geçip gitti. Sadece ay dede unutulmuş bir fener gibi gökyüzüne asılı kalmıştı. Bir de kediler bağırışıp duruyorlardı. Kızın kendisinden daha önce bir sevgilisi olduğunu hatırladı Pierre. "Bir boya tüccarı dememiş miydin?" Kızı bakanlığa ihbar eden adam da boya tüccarıydı. Bu bir tesadüf olabilir miydi? Tesadüf değildi.
Pierre'in fikrince çocuğun babası ile kızın sevgilisi aynı adamdı. Kendince intikam almak istemişti herhalde, pis herifin biriydi. Çocuğunu fena dövmüş olmalıydı o yazıyı okuyunca. Pierre gözünün önüne kaytan bıyıklı, iki dirhem bir çekirdek, reye pantolonlu, zart zurt polis müdürlüğüne gidip onu bunu gammazlayan geri kafalı bir adam getirdi. Kızın böyle bir adamla yaşamayı göze aldığını düşününce içi ürperdi. Omuzları çökmüştü, sessizdi. Pierre, ne düşünüyorsun? O adamı, boya tüccarını. Beni ihbar edeni mi? Hayır, öbürünü, aşığın olanı. İnandın mı bu masala? Delisin sen. Aklıma ilk gelen şeyi söyledim sen sorunca. O sırada beni ihbar edeni düşünüyordum. Bu yüzden boya tüccarı dedim. Ya sevgilin, o kimdi? Sen, senden önce hiç kimse yok. Kızı kollarının arasına aldı. Birden yüzünde bir ıslaklık hissetti. Baktı, Agnes ağlıyordu. Agnes, pişman mısın? Koca budala. Mutluyum. Arkası yarın.